Yüzyıllar boyunca geleneklerini kıskacında zor bir hayat yaşayan Afganistan'daki Türkmen kadınları son yıllarda önemli kazanımlar elde ettiler. Mesela geleneklerin baskısı hafifledi, babalar artık kız çocuklarını okutmaya pek karşı değil. Ve yüksek öğrenim gören Türkmen kızların sayısı giderek artıyor. Afganistan'ın içinde bulunduğu koşullar dikkate alınırsa bunlar önemli gelişmeler. Gelin Afgan Türkistan'daki Türkmen kadınlarının durumuna daha yakından bakalım. Her geleneksel toplumda olduğu gibi Türkmen toplumunda da kadının yeri, görev ve sorumlulukları önceden bellidir. Türkmen toplumunda kadın her ne kadar erkekle eşit konumda olmasa bile ailenin direğidir. Ve kadının başlıca görevi çocukları yetiştirmek ve evi çekip çevirmektir. Bu yüzden kız çocukları bulaşık yıkamak, yemek yapmak, halı dokumak ve evi temizlemek gibi kadınlara özgü işleri daha küçük yaşlardan itibaren öğrenirler. Ben öyle hal tokuyan üyler, cariveçen taşarlar, cariveçen üyler çıkarıyor. Köpüle inem dağmana kazan örgütmeni, örgeli mettep gitsen morla gitsen, mettep morla gitsen öz ayından avad etsen, mettep zade örgütsen yakşı, emem sağlıklar olup zade öz ayından yakşı oluyor. Emem inen atana yakşı oluyor, nazik ikette olsan. Ketosun yakşı oluyor. Üyde kağını misal için yengemden örgütüyor. Son yengemden burada da iş olsa işine bakışıyorsun. Becerilerini karıyorsun. Ava kıza olup oynuyoruz. Alamayı oynuyoruz. Hakka oynuyoruz. Son bana hakka oynuyoruz. Son oynamasız, halasız. Son pesemeye gelip namaz yarak. Namaz şam olsa daşarlara düşek taşıp akşam su olsa daşarda yatıyor, soğuk olsa içeri giriyoruz. Mettebe gidecek olsan sağa olacak, son gette olsan dakter olacak. Ne çünkü aldım, öyle otan ne bileyim, ekonomi etsen sağdaysan bir kese olsa şunu yakışık görürsen yakışık oluyor. Bir kere saatmelerini karasan yakışık oluyor. Afgan Türkistan'ında Türkmenlerin evleri, misafirhane ve haremlik olmak üzere iki bölümden oluşur. Misafirhane ile evin haremlik bölümü kalın bir duvarla ayrılır ve erkek misafirler misafirhanede ağırlanır. Türkmenler misafirhaneye mihmanhane diyorlar. Haremlik bölümünde ise evin kadınları ve çocuklar bulunur. Ailenin erkekleri dışında yabancı bir erkeğin haremlik bölümüne girmesi yasaktır. Türkmen evlerinin haremlik bölümünde tandır, ocak ve kuyu bulunur. Evlerde su tesisatı olmadığı için içme suyu ihtiyacı kuyulardan karşılanır. Evin tam ortasında Türkmenlerin spa dedikleri üstü açık bir çardak bulunur. Sıcak yaz akşamları yemekler burada yenir. Tandırımızda nan yapıyor, ocağımızda kazan etiyor, özlerimizi yiğitçilik ediyor. Hani son yani güzel hani böyle adam da bilir özlerimiz. Değkançılık ediyor, dargaçılık ediyor. Yani mesela ekin ekiyor, onu oruyor, onu yençiyor, getirip hani nan edip yiyor. Sıpada bunda akşam hani sıpada gelip çıkıp bunda yatıyor. Hani soğuk bazı tağıma gelip yatıyor. Ayar beçelerimiz bilir oturup durup hani. Kazanda nan pişiriyoruz, nan eritip öğümüzde, soğuk bazı öğümüzde yiyor. Sıpada bana bıçağı sıpada getirip yiyor. Düşek yazıp. Dokma kuruluyor yani, tokma tamız alaydı, tokması var. İçinde ayal beşeğimi tokuyor. Ana kıyız, mayda kıyızlarımı bana bırak, o sihirimi sayırımı etiyor, okuğunu okuyor. Bana bakacağım, bana böyle göze kustağına varıyor, şöyle bana dinçlik ediyor. Tamdırım var, her evde bir ocağım var, çay ocak alaydı, kazan ocak alaydı. O tamdırımız alaydı. Kuyum su içiyor, bunda su çıkarıp su içiyor, su kuyudan istifade ediyor suyu. Bana bağrında var, yokundan şundan barak alıyoruz, bağrından barak alıyoruz. Baba veriyorlar su. Erkek oğulları bana okuyan maydaraklar o zaman okuyor mettebinde, mettebi okuyor. Hoş, mollası mollada okuyor. Kız oğulları tokmör gör enesinin yanında. Ana maydacı kızlar. Ana bir sihirim süpürüm etiyor enesinde bakışıp. Kazan çanağını yuvuşturuyor, veriyor, kömek ediyor anasını yani diyor. Mihman gelse mihman tamda oturuyor. Ona ne demek izzetimiz olsa, ne bir zadımız olsa pişirip önce ağzını eltiyor. Akşam eğitiyor, izzetini etiyor. Ana turuyor, gidiyor canım mihmanımız yine özcağına.
Güzel hanım, yakışa ne? Hem mesem diyseniz bana bir garipçilik etiyor da. Bir garipçilik yok, garipkar. Güzel hanım, halı deyip diyseniz, diyseniz halı, halı tokuyor, halı tokuyor, halı tokumuyor. Hem yani bir her iş ediyor, yani eline göre yünge giriyor, yüpe giriyor, yani çok güzel hanım etiyor. Türkmenler, geleneklerine bağlılıklarıyla tanınan bir toplum. Ve Türkmen gelenekleri de maalesef kadınların hareket özgürlüğünü büyük ölçüde kısıtlıyor. Bununla birlikte Afganistanlı Türkmen kadınları son yıllarda kadın hakları alanında önemli ilerlemeler kaydettiler. Bugün Türkmen toplumunda her alanda görev yapan kadınlara rastlamak mümkün. BBC Radyosu'nun Afganistan muhabiri olarak çalışan Kamar İşçi bunlardan biri. Ben adım Aydışın Zeyna Kamar Bolyat, Kamar İşçi ben. Türkmen ayal kızları mavzusu hakkındaysam, önki anak talplarım vakti del. Ve hazırım merdim biraz aydın bulan, biraz biliyorlar. Şunun için hem hazır durum biraz önküden farkı var yani. Kışlakta hazırım ozal ki anak ve şehirde fark ediyor biraz. Merdim televizyon, resanalar, o medya uzatları görenden beri biraz ütkezişik gelen şehirde taze hazırdan kızların koşetiyorlar, okutsalar, ayarlar koşetiyor. Özellikle okuyan ayarlar koşetiyorlar, işleseler, özlerini bir yere yetiştirseler. Ve kışlakların hem köp kışlaklarda var, obalarda var. Kızlarını mektebe koyuyorlar, okutuyorlar. Küçük küçük kızların elbette köp kaynıyorlar. Eğer mektep olmadık yerlerinde köp kaynıyorlar. Bizlerde kızlarımız için mektep yok ya, emniyet yok orada. Aramlık yok, şunun için kızlarımız bar planı yok deyip şikayetleri var. Ve edip bilseler, onlara mı okuyacak edip bilseler. Hazır gören dünyanı görüyorlar televizyon tarihinden. Köp yerlerde, yani oku olmasa onlar hiç yere gidip bilmiyor, hiç iş edip bilmiyorlar. Hakkını alıp bilmiyorlar köp nemelerde. Şunun için hem kuşetiyorlar kızlarını okutsalar ve tazeden onlar okuyacak olup çalışıyorlar. Hüseyin'in kışlaklarda maydacağız, kızcağızları. Köp men görüyorum, gözüm bilen bazı yerleri görüyorum. Sınıfı 8-9'a çenin baranlar ve onların ayal malum olmadığı için biraz kıyınçılık bilen duç. Ama şehirde durum biraz farklı. Berde mektepler barlığı için, ayal malum barlığı için köp kızlar mektebe gidiyorlar. Ve ümit ediyoruz gelecekleri köp bundan hem kovup olsa deyip. Modern Türkmen kadınları batıdaki hemcinsleri kadar kozmopolit ve aktif. Türkmen soydaşımız Feride Emini hem bir televizyon programında sunuculuk yapıyor, hem anaokulu öğretmeni olarak çalışıyor, hem de akşamları üniversitede hukuk eğitimi görüyor. Benim adım Feride Emini. Ben özüm jurnalist ve hem de rasanada işliyim. Ve ondan boş vaxtlarım hem Kudakistan'da ben malım, yani çağların ilk okusunda. Ve kalıversa da kaptanda ben yine de panzai hukuk ve ulum siyasi okuyan masal hem yani onu gece taraftan okuyan. Ve ertir uhudan turan vaxtı tabi ün işine birazcık edenden son işe varyan. İşte de her malımın 25 tane şagirdi var, okuyucusu var. Ve şu 25 şagird bilen, okuyucu bilen biz ilgilenmeli. Onların, onlarla sport etmeli. Nemcik onlar çağacıklar, onlar mektebe tayinlik görmeli. İlk onlarla sport etmeli. Son onlar sınıfa gidip birazcık oku, okuyaz. Yani ilk okuda nem okuyan masalar, alifiden başlayaz. Ve kaptanında nemcik onlar küçük çağalar bulduğu için kaptanda olara ertek cihaz aydıp beriyaz, taran aydıp beriyaz ve günertan oluyor, günertan son olur naharlanmalı. Naharlanandan son çağcıkları uh yeri ve uhluyalar ve malumlar hemmesi borcu şul ki öz şagirdleri bilen, okuçuları bilen bayit ilgilense hemmez adı bilen. Yani içmeli, yemeli, yani ders vermeli hemmez adıdan şu malumun özü ilgilenmeli. Ondan sonra iki çelli otay böyle yöne Kudakistan iki time. Birisi 11 çelli, birisi hem iki çelli. Özüm otayda malum Tarana. Tarana malum bulduğum için kaç günler ben
ta üçe çelim otayda kalmalı oluyor. Yani çünkü programlar bolya birden vilayetten bize zeyn geliyor ki boyutça azıcıklar tayinlik tutsalar mihman geliyor ya onlara. Özüm otayda kalıyan köplenç iki çeli, üçe çelimin otayda kalmalı oluyor. Ve kaptalında televizyonu millide hazır işleyen kavakt haberlerine kömekleşen haberlere ve ondan sonra üye barıp bir akşamın naharını zordan yetişiyor. Şöyle pişiriyen de yine de 4:30'da benim okulum başlıyor. 4:30'da gidip 8'de yine üye geliyen yine de 8'den sonra ehtiyle çeli kabir üyün işini ve öz çağlarımın terbiye talimine birazcık nimetçek olayan gün şuna kurtarıyor. Toplumsal hayatta aktif rol üstlenen bir başka Türkmen kadınıysa, yabancı bir yardım kuruluşunda kadın işleri danışmanı olarak çalışan Fatma Resuli. Resuli'nin gündelik hayatı da modern bir toplumda çalışan kadınınkinden farksız. Ben ertir turunda ertir çay içmekten sonra, yani namaz okuyup çay içenden sonra işe gidiyorum ve saat 8'de işe başlıyorum. O tarihte ben Şıbırgan'ın ayarlarının ösmesi için kendi işlerimiz, babilerin projelerimiz var. Şu projeler hakkında işleyen ve ayarlara bağlı olan işlerin hepsinin masuliyeti mende, sorumlusu men oluyorum. Ve ertirden akşamaça hem işlemiz ayarlar bölümünde oluyor, ayarların ösmesi, onların hem projeler istiyor bizlerden ve şolar için, şolan ona gitmesi için işleyen. Ve ondan sonra üye geliyonu, nahar yemekten sonra mutalaat bilen bazı zadetiyon ayarlar barada, ayarların durumu barada, internetten zaten isleyen, bilgi alıyon ve bu barada bilgimi köpeltiyon ve onlar için ne işler edebiliyoruz onu biraz araştırıyon. Kendini kadınların gelişmesine adayan Fatma Resuli, kırsal bölgelerde yaşayan hemcinsleri için çeşitli projeler geliştiriyor. Bayan Resuli'nin projeleri tahmin edileceği gibi çocuk bakımı, temizlik, dikiş nakış ve okuma yazma kursları gibi konuları içeriyor. Bu tarihinde bizler mengozum ayarlar bile celes alıyor. Soruyor ki köprak müşkülleriniz ne meselen, göze görülen kıyınçılıklarınız. Onlar kıyınçılıklarından atıyorlar. Ve köprak görüyoruz ki çağalarına bakma kıyınçılıkları var. İğne çağının sağlık kıyınçılıkları var. Onun başka temizlik kıyınçılıkları var. Bunlar var da bizler son bunlara seminerler alıyoruz. Seminerler alıyoruz, bunlara seminerler veriliyor ve bunlar üyde çağa ne edip bakmalı, temizlik ne edip etmeli, temizlik etse çağasına baksana ama peydası bulur ve başka adam bunların zadı yok, savatları yok. Savatlı olmak için bunlara bizler kurslar alıyoruz. İşleri yok, iş edibilen yok. Bazıları tokma takıyor, tokmanı bilmeyenler işsiz kalıyorlar. Onlar için bizler kurs alıyoruz, kurslar alıyoruz. Hayatlık, dikiş nakış kurslar alıyoruz. Onlara gelip bu tayda bunlar hem iş ediyorlar, hem güzaranları öne gidiyor, bir zat öğreniyorlar, mesleğe sahip oluyorlar. Ve başka da kızlarımız gibi onlar eğer kışlaklarda olsa ve şehrin içinde olsa da, eğer şehirden uzakrak yaşayan olsalar, mektep okuyan olsa, eğer bilgisayar bile İngilizden, İngilizce'den izde olsa, onları da bizler İngilizce bilgisayar kursları alıyoruz. Mesela şu an bizlerin hemeden ön bir kursumuz var, aşçılık kursumuz var. Umur zanında öne gidiyoruz ve Şıbırgan'daki hem ayal kızlar otaya geliyorlar. Türk yemeklerini öğrenecek tip köp şoklar var da ona gelip onu öğreniyorlar. Ve ondan sonra bunlar bile celes alanımızdan sonra müşkillerini gördük ve müşkillerinin içinde bunların kompüter İngilizce'ye gitmek durumları yoktu. Gidebilmiyorlar, bazılarının uyu şehirden uzakta ve bazılarının şunca gücü tavanı yoktu ki pul verip okuysalar. İktisatları çok zayıftı. Bunların da bizler İngilizce kompüter kursu alacak olabiliyoruz ki bunlar muft pul vermen bedava gelip otayda İngilizce ve kompüter okuyup öğrenebiliyorlar. Ve yine savatsız ayarlar için onlara bizler şu dikiş nakış kursları aldık. Hayati Gülduzi deyip. Onlar hem geliyorlar ve o tayda bir mesleğe iyi olup o taydan bizler de projenin vakti ötünce onlara maaş zat veriyoruz. Ve ondan sonra bir iş öğrenip bunlar öz ilerinde işlep bir işe sahip olup ve hem güzaranını getirir yanak bir pul tap biliyorlar. Sen hasedlesen gönlümün karağında bir sen bilen men borsan gücenin otağında gevşen de ki almanı bir
tam alma bağında Ak bilegen yastanıp yastanı kucağında Görsem yüzüm görün yok şolak ceyanlarında Aya güne gözlesem yüzünü düşer yadıma Sen sebep karıdın minin gönlüm şadıma Ayrılık da cuğramsam yetip gelsen yanıma Sen bir gelip durursan yürekteki oduma Ondan son seyredeli ikim alma bağında Ah bilegin yaslanıp yaslanı kucağında Yerlere men barsam yadıma düşüp durdum Yürü koşun ayağına tersin tuzaklar kurdum Gönlüm ayıl bolumda nazım bilen öldürdün Susuz bulup yerinde levlerinden su verdin Yüzün suratın gördüm su veren ayağında Bir sen bilen men bolsam yiyeceğim otağında Ah bilegin yaslanıp yaslan bu kuşağında Oraz aydır yarım yok bir sen özün nigarım Yüreğimi mihman bulun, bul canına medarım Ayrılıkta bir saat, bulmaz o hiç kararım Senin kurbanın bulsun, elimde yollarım Göğsündeki yanmanı, bir samalma bağında Ak bilegin yaslanıp Yastanı kucağında Görsem yüzüm görünüyor Şolağa yanarında Eğitimli Türkmen kadınlarının başlıca şikayetlerinden biri Türkmen toplumunda kadınların üzerinde Demokles'in kılıcı gibi sallanıp duran köhnemiş gelenekler. Bunların en vahimi ise Türkmenler arasında halen de süren başlık parası uygulaması. Birçok kadın başlık parası uygulamasının Afganistan'da zaten zor olan hayatı kadınlar için daha da zorlaştırdığını belirtiyor. Allah men fikrime kalan işi köp yanlış bir iş sebebi Afganistan'ın vaziyetine karasak gerçi başka dünyalarda giden dünya ülkeler var, iktisadi yakşı ülkeler ördem yakşı deldi ama bir yerde bizler hazır yiğitlerimizde iş yok. Köprek yiğitlerimiz bikar ve köprek Türkmenler, husanım Türkmenler üyde ayarları hal dokuyorlar, erkekleri ertip satıyor, ondan sonra üyün harcını tapıyorlar. Şunun için hem kalın meselesi böyle de hasamı kıyın. Sebebi onların işi yok. Bir dehkançılıklar var. Bu yıllar özem kurakçılık, dehkançılıktan hiç işi yok. Şunun için çok kıyınçılıklar duç getiriyor. Yani yiğitlerin içinde bu. Kızların içinde, erkeklerin içinde çok kıyınçılıklar var. Ve fark ediyor ondan hazır bu bizler Türk, husanım Türkmenlerin içinde çok yukarı olan Nirdek öz fikirlerine, şu Türkmen halkının fikirlerine ki nirde kızın kalını yukarı basa şok kız kadırlı oluyor. Ama benim fikrim çok kop galat iş sebebi kanca kalın kop alsan ertek gün kız gün görüp bilmiyor mecbur baran kişisi ya bir baya barsa ya masan bir garibadan barsa ahir umrunda gidik işlese ya şolan minnetinden ki bizler seni alttık sen karzınızdan karzından çıkamız yok senin enen aldı senin doğanın aldı mudam şu gepu tana u şu nanak nameler bilen umru öt ya onu bizler şahit şu nameler bilen bazı kadınlar başlık parası geleneğinin Türkmenler arasında yanlış uygulandığını belirtiyor buna göre başlık parası olarak cüzi bir miktar evlenecek kızın kendisine veriliyor ve kız bu parayı istediği gibi kullanma hakkına sahip. Ancak bu gelenek
sonradan değiştirilerek aileleri ekonomik iflasa sürükleyecek bir uygulamaya dönüştürüldü. Kalım diyende bu hem millete de var. Yine bizim Türkmenlerimiz kalına katıken öns veriyorlar. Kalım olmasa şu alınan gelinin nemesi yok mu deyip düşünüyorlar. Yine ben katı karşı bu adata, bu resme. Kalın diyen zat önden gelen doğru. Onda aydılan yok ki sen 10 bin dolar ya 15 bin dolar ya 8 bin dolar kızım için ver deyip aydılan yok onda. Onda dine kızın mehri veriliyor. Neçe verselerim kızın özünün elinde olmalı ve kız bunu harç etmeli öz geleceği için. Yani hazırın vaktinde onu yanak değil. Kalın alıyorlar ve şu kalın bilen erkek doğanına kız alıyorlar başka. Ki bu adet katı bir yakşı adet değildir diyen kalın alınan vakti yani bazardan barıp bilir bir mal hem satın alıp biliyoruz. Bu tayda ayal kızlamaz katı görmesinler. Min mala taşbiye ettiyen bunları onun için değil. Min inatalardan hayışım bul. Vakti ki bir mala alıyorsun sen şunu saklasana mı ihtiyarın? Birini versene mi ihtiyarın? Derev soyu bilsene mi ihtiyarın? Vakti ki çağına pul alıyorsun. O da şu maniye gidiyor. Sen erteki gün onun hal ahvalından haberin olmuyor mu? İslen yok mu? Şolar ne meyse edi vermeli mi? Şu zatlarına bayit en atalar fikretse. Benim fikrimce kalın köpür yakışı dap del. Ve eğer ruhsat verseniz benim bir hayışım en atalardan şul ki bayat çağalarının geleceğini fikrine tutsunlar. Bu del ki ben kızım 10 bin dolara ben oda buldum deyip yakalarını götürüp yönden. O bir köpür neyme mi kadiyan, yakışı fikir değil mi kadiyan. Bunu düşünsünler ki kızları eğer şundan git ya 8 bin 10 bin dolara kalın alınıyor. O giden yerem onu karz alan. Ve şu giyiceler ertiyle çelik halı dokup şu pulu tapmalı oluyor. Onun için hem çağlarının geleceği için bayit bir yaşlılamaz otursalar, fikirlenseler ve bunu bilseler ki kalın değilen zat, yakışı zat değil. Peki başlık parası gibi köhneleşmiş gelenekleri ortadan kaldırmak için ne yapmak gerekiyor? Türkmen kadınları bu konuda değişik görüşler ileri sürüyor. Kimileri çağın ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak eski adetlerin gelecekte de sürdürülmemesi için yeni neslin iyi eğitilmesi gerektiğini söylerken, kimileri de köy imamı, muhtar ve aksakallar gibi toplum önderlerinin değişime öncülük etmesi gerektiğini düşünüyor. Bunları ortadan kalkması için yeni neslimizi güzel okutmamız lazım. Çünkü eskiye bir şey yapamazsın, bir şey diyemezsin. Onlar zaten böyle büyümüşler, böyle yaşanıp gidiyorlar yani. Yeni neslimizi biz hepsini okutmamız lazım. Yani okutalım, sonra düzelir yani. Yani şimdilik bir şey değişmez. En yakışısı şu yaşlılar bir iş etmeli. Sebebi yaşlıları, mescitlerin mulla imamları bu hakta köprak aitmalı. Onlar hemişe onları bilen oturuyorlar, duruyorlar. Şu kışların erkekleri bunları bilmeli yakışı. Biraz o özlerim biliyor da şunu yaman işliğini. Yani birbirine nem edip uyalıp ya şu kavmdarlık mı, resmi ravaç mı? Özleri fikir ediyor bu bir resmi ravaç bizlerin içimizde deyip. Ama şunları özleri edip biliyor. Yaşlılar bir yere balıp ben şu, sen şu kalın üstünde yaşlılar gepleşiyorlar. Eğer onlar hareket etse bu hakta köprak yakışı olur diyen. 2001 sonunda Taliban iktidarının devrilmesinden sonra kadınlar üzerindeki yasaklar büyük ölçüde kalktı. Ve Afganistan'da kadınlar her alanda boy göstermeye başladı. Bazı kadınlar yeni elde ettikleri haklarını korumak ve daha da geliştirmek için erkeklerin egemenliğindeki politikaya da el attılar. Türkmen soydaşımız Gülşirin Bek bu kadınlardan biri. 2009'daki Afganistan parlamento seçimlerinde başkent Kabil'den milletvekilliğine adaylığını koyan Gülşirin Bek, ev ev dolaşarak çok güzel bir kampanya yürüttüğünü ve halktan büyük ilgi gördüğünü belirtiyor. Seçilememesini ise bağımsız uluslararası kuruluşlarca da belgelenen seçim yolsuzluklarına bağlıyor. İlk gittiğim zaman böyle bir yemek daveti verdik. Hani kardeşlerimin şirketinde.
Çok büyük bir kalabalık bir yemek verdik kendimi tanıtmak amacıyla. Böyle böyle bir Türkmen adayı olduğumu, böyle onlar için bir şeyler yapmak istediğimi, Türkiye'de büyüdüğümü böyle belirterek bir yemek verdim. Ve herkes çok memnunlukla, çok hoş karşıladı. Çok istediklerini, böyle bir şeyin olması gerektiğini söyledi. Herkes, hiç kimseden bir ters tepki görmedim. Çok aşırı derecede ilgi gördüm. Büyük, küçük, kadın, yani çok genç, herkesten çok fazla ilgi gördüm. Yani inanılmaz derecede ilgi gördüm. Kartları, afişleri bastırdık, kartları bastırdık. Ve insanları ziyaret etmekten ben hiç dışarıya çok fazla gidemedim. O kadar yani akın akın insanlar geldiler. Hani bir Türkmen bayan aday olmuş diyerekten. Kart basıldı. Radyolara biraz BBC'den falan gelip reklam video çekimi yaptılar. Daha çok kart, afiş ve yemek davetleri verdik. Birçok yemek davetleri verdik. Boş zamanlarımızda da evlere gittik. Hiç kimseden bir ters tepki görmedim. Çok güzel, yani istekli, memnun olduklarını. Akşama kadar yüzlerce telefon geldi bana yani. Beni daha çok teşvik etti bu. Bizim de kendimizden bir şeyimiz olmasını istiyoruz. Hani bir vekilimiz olsun. Kendi bir bayan olsun ki daha böyle hani rahat rahat anlatabilelim dertlerimizi. Diyerekten çok böyle telefonlar geliyordu, söylüyorlardı, beni görmeye geldiklerini de söylüyorlardı. Afganistan'da kadınları geliştirmek için en etkili araçlardan biri medya. Bir televizyon istasyonunda kadınlara yönelik program yapan gazeteci Feride Emini, eğitim olanaklarının kısıtlı olduğu Afganistan gibi ülkelerde kadınların bilinçlenmesinde medyanın önemine dikkat çekiyor. Biz seyretsek, Türkmen ayal kızlarımızın içinde dışarıda işlep yöreni, jurnalist bol bir işlep yöreni, malum bol bir işlep yöreni var. Yine bir neç yıl ön görün bulsanız, hiçbir Türkmen hazır değil de ki öz kızını bir yerde işletirse. Maksusen medyada, yani rasanada hiç vaktim hoş değil de ki öz ayal kızları televizyon arkayı çıkış etseler. Yine hazır kop ütken. Devir ütkap var ya ve şu televizyondan naşır bolyan Türkmenler için naşır bolyan barnamalar bulara kop kop tasir gozar. Nam için deyseniz hazırın özünde hem yerde televizyon seyrettiyorlar. Televizyon koprak seyretmeseler hem nam için bular halin üstünde bulduğu için radyonu koprak dinliyorlar. Radyo arkalı bilir koprak koşuyor ki terbiye ve talim hakkında şu kop gepleştirek ve farhang hakkında Türkmen'in bir katı nime farhangı var. Bu hakkında bizim önkülerimiz katıken bilmiyorlar. Eğer bilseler özlerini bilmedik süren bulup geçiriyorlar. Nem çünkü onlar fikir ediyorlar ki Türkmen ayalı, Türkmen dine değil de ayal, ayaldan molla olmaz deyip şimdi bir nakılları var. Yani şu nakıldan bunlar öne gidip bariyorlar. Radyodan ve televizyondan terbiyevi ve maşgala hakkında programlar olsa, bunlara naşır olsa, bunlar dinliyorlar ve dinleyen vaxtları bundan biraz acık fikir ediyorlar ki ova şunun bu aydan sözü biraz yer alıyor deyip düşünüyorlar da. Şunun için hem bu sonku devirde işleyen kız genellemez imkan ve galip verse de mekteplerde ve yukarı okullarda bizim Türkmen kız ayarlamazdan okuyan katıkken ki bu beni katı beğendiriyor. Türkmenler geleneklerine bağlılıklarıyla tanınan bir toplum ve Türkmen gelenekleri de maalesef kadınların özgürlüğünü büyük ölçüde kısıtlıyor. Bununla birlikte Afganistanlı Türkmen kadınları kadın hakları alanında önemli ilerlemeler kaydettiler. Bugün Türkmen toplumunda siyasetten medyaya, sağlıktan eğitime kadar her alanda görev yapan kadınlara rastlamak mümkün.